Zorluklarla mücadele. Ne oldu Ali? Yoksa çıkış mı yapamıyorsun? Hayır. Nereden çıkarıyorsun bunları? O zaman neden sürekli başlangıç noktasına geri dönüyorsun? Çünkü cevabı çok basit. Eğilip kalkarak kaslarımı açıyorum. Benden öğreneceğin çok şey var Ali. Asıl senin benden öğreneceğin çok şey var. Ali, Alperen, yanıma gelin. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Güzel bir çiçek. Antrenman yapan sporcular. Birlikte antrenman yapan sporcular. Kişisel olarak birbirinizi rakip olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak aynı amaç için yarışa çıkıyorsanız bu sizi takım yapar. Antrenman ve yarış esnasında kişisel meselenizi bir kenara bırakmak zorundasınız. Bunun adı profesyonelliktir. Haklısınız hocam. O halde şimdi birlikte antrenman yapabilirsiniz. Tamam hocam. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Adımlarını biraz daha büyük atarsan bu sana zaman kazandırır. Biliyorum. Sadece seninle yan yana koşmaya çalışıyorum. Biraz yavaş kalıyorsun. Tekvando'ya başlamıştı. Evde sürekli antrenman yapıyordu. Hareketler çok ilgimi çekmişti. Sürekli ablamı izliyordum. Bir süre sonra gizlice ablamın arkasına geçip onun yaptıklarını tekrarlamaya başladım. Ablam az konuşan, mükemmeliyetçi, biraz da burnu havada biridir. Bir gün benim onunla birlikte tekvando çalıştığımı aynadan gördü ve bana... ''Boşuna uğraşma. Tekvando için fazla zayıf ve kısa boylusun.'' dedi. Ben de çalışmayı bıraktım. Gerçekten çok çelimsizdim. O gün akşam yemeği hazırlanırken ablam masayı kuruyordu. Eline bir sürü tabak almıştı. Tabakları masaya taşırken dengesini kaybetti. Tabaklar havaya uçtu. Ben de ablamdan öğrendiğim hareketleri kullanarak tabakları kurtardım. O an ablama dönüp dedim ki, "Sen benden daha uzun ve yapılı olabilirsin ama ben senden daha çeviyim." O günden sonra kısa boyumla ve zayıflığımla barışıp antrenmanlara devam ettim. Bugün de buradayım. Yani başarmak için her durumu avantaja çevirmeyi bilmemiz ve kendimizle barışık olmamız lazım. Zayıflıklarımız aslında bizi başarıya götürecek özelliklerimiz olabilir. Sen belki benim kadar çevik olamazsın ama benden daha güçlü vuruşlar yapabilirsin.
Çok akıllıca. Evet, merak etme, daha iyi olacak. Ne oldu Zeynep? Bileğimi burktum. Çok acıyor. Ve bugün müsabakan var. Daha başlamadan kaybettim. Sargı bilekliğin içine kablolar yerleştirdim. Düğmeye bastığın an bileklik ısınacak ve bileğine masaj yapacak. İyileşmeni hızlandırır. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim dedin? Hayır. Antrenman yaparken. Bilmece gibi konuşma Neşe. Şikayet etmeyeceğiz Zeynep. Sağlam bir elin ve tekmelerin var. Müsabakada onları kullan. Tabii bileğinle ilgili olarak müsabakaya çıkman için doktorun onay vermesi gerek. O kadar da kötü değil. Hadi Zeynep. Yanlış görmüyorsam Zeynep'in bileğe sarılı. Bu durum maçını çok etkiler mi dersin? Sanmıyorum. Zeynep teknik bilgisi fazla olan bir sporcu. İzleyip göreceğiz. Yapabilirsin Zeynep. Hadi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İkinci periyot başlamak üzere. Bir tekvandocu olarak şu ana kadar geçen süreyi nasıl yorumluyorsun Neşe? Zeynep bileğindeki hafif sakatlıktan etkilenmemiş görünüyor. İdil'in işi zor. Başaracaksın Zeynep. Hadi. Zeynep, 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 Zeynep. Dikkatli ol. İdil kontrolü sağlayamıyor ve eksi puan alıyor. Dikkatli ol Zeynep. İdil iki kez daha eksi puan alırsa Zeynep hükmen galip sayılacak. Zeynep sakatlığına rağmen büyük bir farkla yarı finale çıktı. Halet Çamel Spor Okulu için 2 puan daha. Deniz ve Burcu'nun müsabakasını da Burcu kazandı. Şimdi Halet Çambel ve Servet Tazegül Spor Okulları'nın puanları eşit durumda. 200 metre yarı finali dengeleri değiştirecek gibi duruyor. Sayende çok rahat bir maç oldum. Bu kadar faydalı olacağını düşünmemiştim. Ben sadece sıradan bir dahiyim. Büyütmeyin. Hayır, hayır. Alkışa hiç gerek yok. Madem büyütmemize gerek yok, senin için düşündüğüm planı da söylemeyeyim bari. O kadar düşünmüşsün sonuçta. Bence söyleyebilirsin. Müsabakandan önce sana katkısı olacak bir plan yaptım. Bunun için Akif Hoca'dan izin aldım. Sürprizi kaçırmak istemeyen yarın sabah 8'de binanın girişine gelsin. Biz de gidiyoruz. Müsabakanın başlamasına çok az kalmış. Koşun. Metre erkek yarı finaline hepiniz hoş geldiniz. Servet Tazegül Spor Okulu'ndan Murat ve Halil.
Yaşar Doğu Spor Okulu'ndan Enes ve Sinan. Halit Çambel Spor Okulu'ndan Hasan ve Erdem. Ve Koca Yusuf Spor Okulu'ndan Ali ve Alperen yarışacak. Puan tablosuna baktığımızda Enes ve Sinan'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Ancak bu göründüğü kadar kolay değil. Karşısında Ali, Hasan ve Alperen gibi başarılı sporcuların olduğunu unutmayalım. Çıkış verildi. Zorlu mücadele başladı. Hadi Ali. Hasan iyi bir çıkış yaptı sayın seyirciler. Hepsi rüzgar gibi. Takip etmek çok zor. Hasan aradaki farkı açıyor. Hemen arkasında Ali ve Alperen var. Daha önce Hasan'ı geçti. Yine geçebilirse. Enes arkadan geldi ve dördüncülüğe yerleşti. Son metreler. Hasan! Hasan! Hasan kazandı. Son dönemde moralsiz olan Hasan, Ali ve Alperen gibi çok zorlu rakipleri geride bıraktı. İyi bir çıkışla liderliği aldı ve finale kadar hiç bırakmadı. Koşarız, başarız.